Нашого університету доценти і студенти, які прибули на відкриття. Kültürü ve Türk dilini öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda iki halkı daha fazla oranda birbirine yakınlaştıracaktır. Bu ilişkilerde de kültür ve eğitim önemli bir yer tutmakta. И ще саме головне – це відносно біляджек дипломатарамісина дина. Сізді кутламак істіюрум. Ве джесаритіміз ішін. Evet, Ukrayna'nın en köklü üniversitelerinden Dragomanova Milli Pedagoji Üniversitesi'nde Türk İş Adamları ve Türk Girişimcilerinin katkısıyla özellikle de Uluslararası Meridyen Okulu ve Annextur'un katkısıyla bir Türk Kültür Merkezi açıldı. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler her düzeyde mükemmel seviyede seyrediyor. Kültür ve eğitim de bunun için önemli bir yeri var. Bugün bu açılan üniversitede, merkezde sadece Türk dili değil, aynı zamanda Türk kültürü de öğretilecek çocuklara ve iki halkın yakınlaşması sağlanacak. Bunun önemli bir köprü olacağına inanıyorum ben. Aynı zamanda İngilizceye ilave olarak ikinci yabancı olarak Türkçe de okutacak. Bu da Türkçenin bölgedeki yükselen gücünü gösteriyor. Bu yüzden de önemli bir açılış olarak kabul ediyoruz. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Народна дипломатія, але є професійна дипломатія, академія. Aslında bugün bu hizmeti yapanlar bile yarın ortaya çıkacak manzara karşısında ne kadar büyük bir iş yaptıklarını bilmiyorlardı diye tahmin ediyorum. Buradaki müteşebbislerin çok heyecanla Türk kültürünü tanıtma anlamındaki yaptığı gayretler sonucunda burada üniversitede kurdukları güzel ilişkilerin neticesinde bir kültür merkezine kavuşmuş. Kültür merkezinde son dönemde Türkçe'ye Ukraynalıların gösterdiği ilginin artmasına yönelik olarak yaptıkları bir çalışmayı burada somutlaştırmış oldular. Biz de buna şahitlik yapmış olduk. Böyle bir açılışta bulunmaktan gerçekten de memnuniyet duydum. Ukraynalıların Türkiye'ye karşı ilgisinin bu kadar fazla olduğunu doğrusu ben de gelene kadar bilmiyordum. Bu karşılıklı ilginin güzel ilişkilere netice vermesi anlamında çok güzel bir sürece girilmiş görünüyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Türkçenin burada Ukraynalılar tarafından dile getirilmesi, şarkılarla, şiirlerle dillendirilmesi gerçekten de bir Türk olarak bizlere gurur verdi. Emeği geçen herkese de gerçekten teşekkür ediyorum. Bir mevsimlik hayat buluşlarını Bir mevsimlik hayat buluşlarını Unutulmuş güzel şarkılar için bu kar gecesinde uzaktan yoldan rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı Allah aşkına gör deniz aşkına yağsın kar üstümüze buram buram Bu mutluluğu bizlerle paylaşan Türk-Ukrayna iş adamlarına, akademisyenlere ve gelen bütün misafirlere tekrar en derin sevgi ve hürmetlerimle teşekkürlerimi iletiyorum. Tamam, teşekkürler.
Ukrayna ve Türkiye ilişkilerinde yapılan en büyük atılımlardan birisi. Çok çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz hani ekspor olarak bu tür projelere destek vermeyi istiyoruz ve yapıyoruz. Bu bizim 3. kültür merkezi projemiz oldu Anextro olarak. Onun dışında geçen sene 100 Ukraynalı öksürük eğitim çocuğu Türkiye'de tatil yaptırmıştık. Yine Anextro tarafından bu sene yine aynı organizasyonu yapıyoruz. Açıkçası bir Türk olarak gurur duyuyorum. Bu tür projelerde bulunmak bizi her zaman mutlu edecek. İnşallah bundan sonra da bu projelere katılmaya devam edeceğiz. Size de teşekkür ediyorum. Şeker para verir misin?